Yeniden Ulus'taki Survivor 2016 gecesine gidiyoruz. Aylarca ıssız adada büyük bir mücadele veren Survivor'ın eski yarışmacılarıyla sohbete kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bastır! Bas! Bırakma! Acun Ilıcalı ve Avatar Atakan gecede yan yana geldi. Bizim ayrı bir samimiyetimiz var. Evet. Sağ olsun anılarımızı atlamak istiyor. Ben de onunla beraber olduğumdan çok mutlu oluyorum. Yani çok farklı bir karakteri var. Çok da seviyorum. Yani yarışmacıların hepsi değerli. Ama şampiyon olduğu için gönlümüzdeki yerine şimdi farklı da var. Çok teşekkür ederim hocam. Bu arada tebrik ediyorum. Sağ olsun. Seyrettik. Gurur duyuyoruz. Sağ olun. Rakip beğenmemiş de. Artık olur öyle. Ben beğenmedim. Bir dahakine daha iyi rakip gelecek. İnşallah ona zıplatacağız. Acun Ilıcalı Atakan'ın adada kalan bir özelliğinden bahsetti. Performans artı tabii ki karakter. Yani Survivor ikisinin birleşimi diyorum her zaman. %50-50 görüyorum ben. Yani %50'si performans Survivor'un ama gerçekten tam %50-50. Öbürü de karakteri. Şimdi bazı insanlar o konuda daha şanslıdır. Seyirciyle iletişim kurabilirler. Bazıları bazen iyi olup da geçiremezler. Atakan bence çok iyi bir yüreğe sahip. Survivor'da da yani gerçekten bizi bir gün bile üzmedi yani çekimlerde olsun, oradaki zor şartlarda olsun. Tatlı tatlı söylendiği oluyordu hani açlıkla ilgili ama onun bile hani böyle bir zarif bir şekilde yapıyordu. Seyirciye geçti bu. Performans da çok iyiydi yani. Hayranlıkla izledik bu sene. Acun Ilıcalı, Survivor'ların yıllar geçtikçe daha da gelişeceğini, yarışmaların olimpiyatlar tadında olacağını söyledi. Çok emek verdik. Konsepte her sene yatırım yaparak, daha iyisini arayarak güzel bir yere getirdik. Türkiye'de bugün bence milyonların hayali Survivor'da olmak. Atakan gönüllerden gelmedi. Kendisine biz teklif yaptık. Şampiyon olduğu dönemde bizimle beraber olur musun diye. Sağ olsun kırmadı bizi. Ama Survivor'ın konseptinin şu anda Türkiye'de bir olimpiyat tadında olduğunu düşünüyorum. Ve gerçekten ilgi de çok yüksek. O yüzden ile yaptığımız işbirliği de çok güzel geçti. Yani hayranlarla onların sevdikleri insanların buluşması çok güzel bir olay yani. Ben de burada olduğum için çok mutluyum. Survivor 2017'de de büyük sürprizler varmış. Yani önümüzdeki sene de inşallah dediğim gibi hani iddialıyız. Güzel bir Survivor yapacağız. Biz şu anda yavaş yavaş başladık. Sürpriz isimler de var. Adı üzerinde sürpriz olduğu için söylemeyeceğim. Acun Bey, evet. Tek tek çıkmaya başladığında zaten Türkiye'de olay oluyor. Yani şöyle tek tek çıksın daha iyi. Evet. Yani çünkü bizde daha ama 2-3 tane çok güzel isim var. Yani söylesem çok gülersin de söyleyemiyorum. Survivor 2017 ile birlikte büyük bir sürpriz daha geliyor. Yani bu sene de kafamızda projede çok yenilikler var. Bu sene büyük ihtimalle Yunanistan'da da Survivor yapacağız. Evet ve Yunan televizyonuna Yunan ünlüler, Yunan gönüllüler şeklinde bir Survivor yapacağız. Onunla da Dominik'te çekeceğiz. Yani bizim için şöyle heyecan olacak. Öğleden sonraları Yunan oyununu seyretmeye gideceğiz. Kim kazanıyor, ne yapıyor diye. Hani zaten işimiz azdı. Biraz daha artacak. Yarışmayı sonuna kadar götüren ve finalde Atakan'la mücadele eden gönüllülerden Serkay'ın bu hali bize çok değişik geldi. Adada resmen Robinson Crusoe gibiydi. Sakallar artık gitmiş. Yaz bayağı yoğun geçti. Biraz tatil yaptım. Kendime zaman ayırdım. Biraz çalışarak geçti falan. Bayağı yoğundu. Hiç anlamadım. Öyle diyebilirim ya. Hiç anlamadım. Kıbrıs'taki final gecesi heyecanını hala unutamamış Serkay. Final heyecanından hep bahsediyorlardı. Daha önceden de finale giden Survivor arkadaşlarla falan hep konuşmuştuk. Oradaki heyecanın, orada verdiğin emeğin karşılığını alma falan hep onlardan bahsetmiştik. Çok heyecanlıydı tabii ki. Orada yaşadığım günleri hiç unutamıyorum. Ki oraya kadar geldiğim günleri de hiç unutamıyorum açıkçası. Çok uzun bir süre adada kaldık. Survivor'ın en dibinde gördük yani. Çoğu arkadaşım gibi. Son 4'e son 3'e kalmak gerçekten çok zordu Survivor'da ve Survivor'ın en uzun Survivor'ıydı bu sene. Biz de ona denk geldik.